Ver bakayım şunu bana. Ne demek şimdi bu? Armi? Armi nereye? Ayça, bekle. Bu zarfı kim ne zaman getirdi? Dedim ya, sen görüşmedeyken kurye getirdi. Saatini bilmiyorum ama çok olmadı. Hangi kurye şirketi? Bilmiyorum. Ayça, bu çok önemli. Hatırlamak zorundasın, düşün biraz. Makbuz falan bir şey almadın mı? Bir şey ya, bir şey hatırlatmalı. Dur, kargo poşeti vardı üstünde. Kime geldi yazmıyordu. Karasu Lojistik yazıyordu. O yüzden açtım. Çöpe atmış olabilirim. Ara bul. Arman, bu saatte kimse yoktur ki. Olsun, yine de arasın. Arasan belki birileri cevap verir. Sen benim odama. Hadi. Ayça, bulunca benim odama bağla telefonu. Peki efendim. Ay Allah'ım, ya Rabbim ya. Nereden bulacağım ben şimdi bunu? Katilini biliyorum ne demek. Yol kesenler demişlerdi. Savaş yüzünden de hani. Ne yani? Babamı birileri planla mı öldürdü? Böyle bir şey varsa neden bunca zaman sonra, neden bu şekilde ortaya çıkıyor ki? Belki de sadece sinirini bozmak isteyen biri. Yok. Yok, başka bir iş var bunun içinde. Kim yapar bunu? Baran. Anlamadım. Baran bir şey biliyordur ha? Neden? Babamın iş arkadaşıydı. Bilmem ki. Babanın öldüğünden bile haberi yoktu size geldiğinde ama. Ama tuhaf bir tesadüf değil mi bu Ozan? Geçmişten babamın bir arkadaşı çıkıp geliyor, sonra ardından bu not. Vallahi benim de aklım karıştı. Dur bakalım, önce bir göndereni bulalım, ondan sonra tahminler yapalım. Kızım, ne diyeyim ben sana, ne diyeyim be yavrum? En başından beri gelseydin ya bana yavrum. Hapse girmekten korktum. Bana kızardınız hem. Polise söylemeyeceksin değil mi Madde teyze? Söyleme ne olur. Cık. Hay Allah, yani yaptığın şeyin yanlış olduğunu sen de biliyorsun değil mi? Kimse benim yüzüme bakmıyordu. Alay ediyorlardı. Ben fazla parasını almamıştım ki kantincinin. Azıcık, çocuklara bir şey alacak kadar. Öyle bir şeyler verdin diye seni sevecek olanlar sevmesinler, bırak yavrum. Seni, sen olduğun için sevenlerle olsun işin. Kim sever ki beni? Ablam bile sevmiyor. Söyleme olur mu ona bir şey? Kimseye söyleme. Ablam beni evden atar yine. Kim? Armağan mı? Aa, olur mu hiç öyle şey Cansu? Ananız gibi o kız sizin. Seni sevmez olur mu? Yazık kıza, kendini paralıyor sizin için. Ne olur böyle şeyler deme, düşünme. Ne yapacağız Bade teyze? Alabilecek miyiz o parayı geri? Dur bakalım. Düşüneceğim ben bir şey. Ama sen şimdi kantinciye sakın bir şey belli etme. Aman diyeyim çocuğum, ne olur bak sana zarar vermesin. Thank you.
Sen bu yüzden mi ters çevirdin Hulusi amcanın fotoğrafını? Kıyamam ben kuzuma. Bak, herkes hata yapar Cansucuğum. Ama önemli olan hatadan ders alıp bir daha yapmamak. Sen artık dışarıda öğrendiklerini unutacaksın. Bir daha böyle şeyler yapmayacaksın. Değil mi benim güzel kızım? Benim gibi Hulusi amcan da senin hatalarını bir daha tekrar etmeyeceğini biliyor. Araba sende kalsın, inat etme. Nasıl olsa sabahları geliyorsun beni almaya. Ya size lazım olur. Benim evde olmuş da 2 dakika, ne olacak, al. Sen lafı kaynatmaya ne kadar bayılıyorsun öyle? Hayda. Ne yapacaksın? Kıyafetleri değiştireceğiz. Sen mi giyeceksin gelinliği de soruyorsun ıncık cıncık. Görürsün işte nikah günü, acelen ne? Ya merak ediyorum ne aldın, nereden aldın diye. Bakalım kendine değer bir şey aldın mı? Ne o? Zevkime güvenmiyor musunuz Ali Bey? Zevkinden hiç şüphem yok. Gelin olma yetine güvenmiyorum ben senin. Aa, o ne demek? Gelin olmak özel bir yetenek mi gerektiriyormuş? Evet. Gelin dediğin o günü bir kere yaşayacağını bilir ve bunun tadını çıkarır. Ben ne yapıyorum sence? Tasarruf. Fiyatını gördüm. Ne aldın, ne buldun o fiyata çok merak ediyorum. Vay. Kartını ver, sonra da ekstra takip et ha. Bilelim de bunu ümleyelim. Ya gıcıklık etme şimdi. Hem neden baktığımı söylüyorum sana. Tanıyorum çünkü seni. Fiyat araştırması yaparak alıyorum alacağımı. Ne var bunda? Ben ne dedim sana? Fiyatına değil, içine sinmesine bakacaksın. Ya gelinlik bu en özel şey. İçinde kendini mutlu hissetmeni istiyorum. Beni böyle düşünen bir sevgilim varken ne giysem mutlu olurum ben. Şimdi görebilir miyim gelinliği? İşim var benim seninle. Olmaz dedim. Görünce büyüleneceğim bir şey aldım. Çok da içime sindi, merak etme. Kapat artık bu konuyu, tamam? Aldığın şeyin içine gerçekten sindiğine emin edersen kapatacağım. Koca hukukçu adamın yeminle işi mi olur? Beğendim diyorum. Kaç kez söyleyeceğim? İyi geceler. Peki bakalım. Şimdilik iyi geceler. Evet. Karasu Lojistik Armağan Gezici adına gönderilmiş. Bakıyorum şimdi. Lütfen. Alo. Alo. Evet dinliyorum. Kimmiş gönderen? Mustafa Gezici. Sağ olun. Ne oldu? Kimmiş? Mustafa Gezici. Babanın adıyla mı göndermiş bir de? Aşkım, her kimse senin sinirini bozmaya çalışıyor, çok belli. Üzerinde durursan seninle daha çok uğraşır. Bırak, hiç ilgilenme. Ya gerçekten böyle bir şey varsa? Bunu araştırmadan içim rahat etmeyecek benim. Ya ne yapacaksın? Nereden ne araştıracaksın? Babamın çalıştığı şirkete giderim. Oradan birileri belki bir şey söyler, bilmiyorum. Baran'ı ararız yine. Açmıyor telefonunu. Deneyeceğim. Onu da tekrar tekrar arayacağım. Bir yerden bir bağ kuracağım Ozan. Bunu bana kim niye yapıyor bulacağım. Tamam canım. Yarın birlikte gideriz şirkete. Senin çalıştığın dönemden birileri varsa onlarla da konuşuruz. Yalnız kızlar bir şey bilmesin Ozan. Merak etme canım. Kimseye bir şey söylemem. İyi geceler. İyi geceler kızlar. İyi geceler. Bu akşam
Şeyma ile tartışmamızda taraf tutmadın. Adil davrandın, çok şaşırttın beni. Altta kalmayı sevmem. Sen de babama beni satmadın. Kendince savunmaya çalıştın hatta. Ödeşme say bunu. Karşılık beklememiştim. Ödeşme demeyelim de istersen aramızda bir başlangıcı önce olsun. En azından bir deneriz. Sandığım kadar kıl kuyruk değilmişsin. Asıl sen sandığın kadar aksi, katı bir kız değilsin. Öyle görünmek istiyorsun. Bu saat için derin mevzular. Yine psikologluğa başlama istersen. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Fıstık. Geldim gittim orada kalmışsın öyle. Biraz piyano çalsaydın ya sıkılmazdın hem. Babam da çok isterdi. Bir iyi geceler sonatı gönderirdik ona, olmaz mı? Daha değil. Ben oraya oturmayı hak etmiyorum ki daha. Nedenmiş? Onun hayal ettiğimiz gibi biri olamadım. Sokakta kimse istediği gibi biri olmayı başaramaz hayatım. Hele de senin gibi küçücükken tek başına kalırsa. Bir bilsen ben neler atlattım. Kendini suçlamayı bırak artık. Geçmişte kaldı hepsi. Sen sadece hayatta kalmaya çalıştın. Cansucuğum, bilmediğimiz bir şey mi var? Bizimle konuşmaktan çekinme canım. Ben de söylüyorum Eylül ablası. Başı sıkışınca bize geleceğini biliyor. Değil mi kızım? Akşamdan beri ben sıkıştırdım, yokmuş bir şey. Hadi bakalım, ablanlar gelmiştir artık. Ben seni geçireyim. İyi geceler. Daha sık gel bize. İyi geceler. Gel. Üzme artık kendini, tamam mı? Biz seninle bunu bir şekilde halledeceğiz. Aramızda, tamam mı? Hadi bakalım koş. Ben bakıyorum arkandan. Eve girdiğini göreyim ha? Hadi. Tamam. Cansu'nun bir sıkıntısı mı var? Bilmem. Üzerine gitmiyorum. Yavaş yavaş yanaşmaya başlamışken ürkütmeyeyim diye. Keşke acele etmeseydik. Ay işim var dedin. Ben de seni yüreklendirdiğime yanıyorum şimdi. Yok Bade abla. Bir şeyler yapacağız dedi ki ona bakıyorum. Ali taktı bir kere. Üşenmemiş ekstraya bakmış. İlk beğendiğim yerdeki fiyatları da biliyor ya. Karşılaştırmış. Yeliz iç küveysi lafları etmişti bunlar beni isterken. Ondan mı büyüttü bunu bu kadar anlamadım. Ama neredeyse gurur meselesi haline getirdi. Önemli değil o kadar diyorum, dinletemiyorum. Dur bakalım, ben de bir şeyler yapayım. Senin içine bir sinsin. O zaman onun da içi rahat eder. Ama az sabret kızım. Bana biraz zaman ver. Her şeyin bir sırası var. Sırada bundan önemli neyimiz var? Kantinciyi bir halledeyim hele. Ne dedin? Hiç. Ben sana yetiştireceğim. Sen merak etme.
Bade abla. Hı. Asiye'yi mi soracaksın? Sindi mi aramadı? Kendi inadının cezası. Sen hiç üzme kendini kızım. O da anlayacak hatasını. Onu da öyle idare edeceksiniz işte. Ne yapacaksın? Anne. Evet. Ne yapacağız bugün? Söyle bakalım. Canan'a okunmuş halin değilse ne kullanıyorsan ben de isterim. Biz buraya daha dün taşındık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bulmayı nasıl başardın? Biraz araştırma yaptım. Hem belli bir kitlesinin iyi olduğunu biliyor gibi. Demin Moore'un filmi. Bak işte bu doğru. Ben de zaten o belli. Ne o? Yüzün asık senin. Yorucu bir gündü. Ya. Neler yaptın ki? Her zamanki işler işte. Görüşmem çoktu bugün. Dışarıdaydın yani bütün gün. Yok. Bir müşteri için çıktım. İki tanesi Allah'tan ofise geldi. Açsan, yemek var içeride. Yok, değilim canım. Üzerimi değişeyim ben. Temiz işte. Güzel atıştı. Ha, teşekkür ederim. Hı? Hani canım? Ceyhun'un lafı bile geçti mi? Anlıyorum. Hastaneye uğradım dedi mi yoksa ben mi duymadım? Yani bana yumuşak geliyorsa... Herkese gelecektir. Güzelmiş. Yüzünü de gördün değil mi? Beş karış. Ağlamış yine belli. Merhaba canım. Belki işten gelirken yine uğramıştır hastaneye. Ondan geç kalmıştır. Benimki de müthiş. Sadece farkındaysan Cansu'yu bile sormadı sana. Seni de Silvia. Aklı sevgilisinde kaldı tabii. Hoşça kal. Yeni arkadaşlar bulmuşsun. Uğraşıyorum. Hoş. Aa evet çok seviyorum. Sen daha aç sesini aç. Duyma beni. Ben eşini kastettim. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Yalancılara inan sen. Eve çok yorgun dönme. Hoşça ısrar Ozan Bey. O kızı ne hale getirdiğini biliyor musun lan? Utanmadan bir de babasının adıyla göndermişsin. Sen ne adını mı yazaydın? Uğraştırmayalım kızcağızı dedim. E sakalım da var ama. Yok diyorum. Ben de senin sandığın kadar para yok. Ben orta yol bulalım dedikçe sen iyice gemi azıya aldın. Beni de yoldan çıkarma. Sana o kadar söylüyorum bak. Beni de yoldan çıkarma. Babanızın katilini biliyorum. Renkli bir şeylerin var mı? Makineyi çalıştıracağım. Ne oldu? Boş bulundum, korktum. Bu saatte çamaşır mı yıkayacaksın ablacığım? Geç olmadı mı? Ne bileyim, içim darlandı. Bir şeyler yapasım var. Bugün hastaneye gittim Ceyhun'u görmeye. Ya, ne zaman? Akşamüstü. Yok değil mi bir değişiklik? İyileşse yüzünü bile görmek istemem. Ama iyileşsin diye dua ediyorum. Benim yüzümden ona bir şey olsun istemem. Canım. Şunları atayım ben. Ama haklısın. Geç oldu. Makineyi sabah çalıştırırım. Harika bir şeymiş bu alet. Yıldız da ne kadar parlaktı. Demek ona bakarak yolunu bulabiliyorsun. Evet. Ne çok şey biliyorsun baba. Büyüdükçe sen de ne çok şey öğreniyorsun. Benim yaşıma geldiğinde beni geçeceksin. Sahi mi? Yani ne zaman? yat şimdi.
Bir an önce büyümeye başla. Çoktan uyuman lazımdı. Annen kızacak şimdi bana, hadi. Seni ne kadar özlediğimi biliyor. Kızmaz. Ben de seni çok özledim oğlum. Barıştık mı artık? Beni görmeyi unutmayacaksın. Söz mü? Ben seni hiç ihmal eder miyim oğlum? Hayatımda ne değişirse değişsin, ne olursa olsun benim merkezimde hep sen varsın. Benim de sen babacığım. Ben seni örnek alıyorum hep. İyi geceler bir tanem. İyi geceler. Baba, uyuyana kadar yanımda kalır mısın? Tabii oğlum. Uyudu mu nihayet? Hı hı. Bir çay ikram edeyim sana. Sağ ol, kaçayım ben artık. Berkay çok mutlu bu akşam. Teleskobuna bayıldı. Okuldaki çocuklardan birinin babası hapse girmiş. Ne kadar doğru bilmiyorum ama cinayet işlemiş galiba. Berkay duyduklarından çok etkilendi. Anlattı. Beni örnek alıyormuş. Sana iyice tutundu. Ne kadar doğru bir örneksem oğluma. Neden öyle haksızlık ettin şimdi kendine? Sen çok iyi bir baba oldun her zaman. Bir şey senin canını çok fena sıkıyor belli. Konuşmak istersen. Geç oldu. Ben seni de daha fazla tutmayayım. Ozan. Ben de en az senin kadar zor günler geçirdim. Kabul, seni yıprattım ama ben de yıprandım. Hoş olmayan şeyler de yaptım. Yapmadım diyemem. Ama bizim ortak bir geçmişimiz var seninle. Berkay olduğu sürece ortak da bir geleceğimiz. Artık biraz daha iyiyim. Toparlanmaya, durumumuzu kabullenmeye başladım. Evlilikten sınıfta kaldık ama dostluğu sürdürebiliriz. Ben de çok isterim Gaye. Biz ne kadar iyi anlaşırsak Berkay o kadar huzurlu olur. İyi geceler. Güle güle. Yeliz. Çıkıyorum ben. Çay kaynıyordu, demledim, haberin olsun. Nereye kahvaltı etmeden? Acelem var. Bugün biraz erken gitmem lazım. Niye? İşle ilgili uğramam gereken bir yer var da işe geçmeden. Görüşürüz. Ne âlâ memleket. Daha dün bir de ağlıyordu güya Ceyhun'un başında. Asıl suçlu o. Ama bak, senin çektiğinin yarısı kadar bile suçlu hissetmiyor kendini. Tabii. Çevresindeki herkes ona bu kadar kolay inanırsa. Bak, ben günlerdir delilleriyle anlatıyorum sana. Ama dinletemiyorum lafımı. Sen ayarlayabildin mi birini? Hı hı. Zafer diye bir arkadaşım vardı. Onun yanına gidiyoruz. Onlara ne soracağımı da tam bilemediğimden bir şey konuşamadım. Olayı anlatacağız. Konuşurken çıkacak bir isim ya da şüpheli bir durum. Ne bileyim, bize iz sürecek herhangi bir ipucu buluruz belki. Başka nereden başlayabiliriz ki? Sen Baran'a ulaşabildin mi? Yok, daha ulaşamadım. Kapalı telefonum. Hayrola? Nereye daldın öyle sen? Yeliz'e baktım be kızım. Sanki şimdi de karşısında biri var gibi boşluğa hortum sıkıyor. Bir şey yapmıyor kız. Belki ağaca falan sıktıysa. Şimdi de ne demek? Dün de dışarıdan geldiğimde sanki evde biriyle kavga ediyor gibi tek başına konuşuyordu. Aman diyeyim Bade abla. Emin misin? Yok yere hoplatmayalım Armin'in yüreğini. Ya televizyon açıktı son ses. Sordum,
Dans ediyordum dedi. Stres atıyormuş güya. Aman ne bileyim, ben de tedirgin oldum işte. Ben bir Armi ile konuşayım bakayım. Olabilir de. Kız tam toparlayamadan neler oldu baksana. Hepimiz çok dikkat edeceğiz ona, çok. Ne diyeyim, öncelikle çok üzüldüm. Bunca zaman sonra ben de çok şaşırdım. O zaman araştırmıştık ama. Herhangi bir gariplik var mıydı peki? Şüphelenilen bir durum? Irak'ta savaş sonrası kaos dönemiydi. Bütün firmaların yaşadığı bir sıkıntıydı bu. O dönem gerçi Turgay Bey yetkiliydi. Ozan, sen benden daha iyi tanırsın Turgay Bey'i. Ben daha çömez sayılırdım o zaman. Şey, o emekli olmadı mı hala? Oldu. Ama adresi kayıtlarda var hala. İsterseniz onu bir yoklayın. Çok iyi olur. Durun ben adresi alayım. Kim bu Turgay Bey Ozan? Sence bir şey biliyor mudur? Burnuma hiç iyi kokular gelmiyor benim Ozan. Bir iş var bu işin içinde. En olaysız bölgeden çizdik güzergahı. En alakasız saati seçtik. Nasıl baskın yer o araç? Sözleriniz nereye gidiyor, farkında mısınız Turgay Bey? Farkındayım. Bu şirkette bir köstebek var. Bunun farkında olmak için alim olmaya gerek yok. Beni ve ekibimi itham altında bırakıyorsunuz. Lojistikte olan benim. Ben buna gelemem. Ben şüphelerimin sonuna kadar gideceğim Ozan. Bence korkusu olan düşünsün. Sen değil. Ozan, daldın hayatım. Eski tartışmaları hatırladım. Turgay Bey'in yaşı vardı Armi. Çok da aksi bir adamdı. Şimdi iyice yaşlanmıştır. Hay Allah. İnşallah hatırlar bir şeyler. Ya samanlıkta iğne aramak bile daha kolay, farkındasın değil mi? Çünkü en azından o zaman ne aradığını biliyorsun. Ne öneriyorsun peki? Bu mektubu hiç almamış gibi mi davranayım? Birisi babanın katilini biliyorum dememiş gibi aman ya boş ver mi diyeyim? Ya ben sen üzülüyorsun diye üzülüyorum hayatım. Hadi kalkalım da alalım şu adresi. Bakışlara baksana. Fazla söze gerek yok aslında. Bunu da mı Ceyhun almıştı? Belli. Tam Armin'in tarzı. Onu düşünürken seçmiş herhalde. Ya bak, sev beni sev beni diye ağlıyor ya hayvan ya. Hayır ya, lütfen Ceyhun, bak, hayır. Ya sevsene. Hatta bu akşam Eylül'le konuşayım diyorum. Canım, onlar yola koyuldu bile. Sizin ne aceleniz var? Günaydın. Günaydın. Bugün direkt adliyeye gideceğim.
Duruşmam 11'de. Bir sabah kahvesi içeriz dedim. Sen dur, ben yaparım. Aa, Ali? Hayrola teyze, beni burada görmek şaşırtıcı mı senin için? Yok da, bugün Eylül biraz geç gideceğim deyince sen de gelmeyeceksin sandım. Ha, birlikte gideceğiz adliyeye. Aa, evde değil, yanda. Elise bir bakmaya gitti. İyi. Sen de çıkıyorsun galiba. Sabahtan dışarıda işlerim var, öğleye kalmayayım dedim. Dur, kapatma da. Ben çok sıkıştım, bir lavaboyu kullanayım. Ali'nin gelinliği görmemesi lazım. Ne oldu teyze, içeri almayacak mısın artık beni? O kadar mı sürüldüm evden? Aa, lafa bak, deli çocuk. Hadi çık. Tamam, git sen, biz Eylül'le kapatırız kapıyı. Seni yalnız bırakayım, Eylül beni yesin. Yaşlanmışım artık oğlum. Cüzdanımı unutmuşum, onu aldım. Hadi çıkalım artık, sen de kızların yanına gidersin. Ya annem seni fena mı tembihledi? Beni evde yalnız bırakamıyorsun. Ay çocuğum, yani ettiğin lafa da bak. Aşk olsun. Tamam, şaka, kızma hemen. Mis gibi bahçe varken zaten evde bağlasan durumu. Bütün gün adliyede kapandığımız yeter. Hadi çıkalım. Sen de kapını sıkı sıkı kilitle. Ali! Bade abla iddialı ya, bakalım. Aman, zaten olduğu kadar. Çok da önemli değil. Bir kere giyilecek şeye o kadar para verilir mi? Hiç gerek yok. Değil mi? Bilmem. Sevdiysen sonra içinde kalmasın. Boş ver beni hayatım. Takıldık bana, yine çenem düştü. Sen nasılsın? Bir yandan davalar, bir yandan bu işler. İlgilenemedim seninle adam gibi. İyiyim. Özel ilgiye ihtiyacım yok ki benim. Niye kasıyorsun kendini? Zor günler geçiriyorsun Yeliz'cim. Evde bunalırsan, konuşma ihtiyacı hissedersen bakma benim yoğun olduğuma. Bir alo de, ben senin için zaman yaratırım. Derim ama iyiyim. Baş edemediğim bir durum yok. Seni ablam tembihlediyse tetikte durmanıza gerek yok. Bakma sen ona. Alınganlık etme ama, üzme beni. Kendim geldim, seninle sohbet etmek istedim. Gelmeyeyim yani. Şimdi de sana mı geçti alınganlık sırası? Hadi yürü, işine gücüne bak sen. Benim de bir sürü işim var. Kaybol ayak altından, söylemesi ayıp. Öyle olsun bakalım. Görüşürüz. Ortaya çıkıp durma. Beni yine hastaneye tıkacaklar. Git başımdan, defol. Beni boşuna kovma. Bana ihtiyacın olduğu için buradayım. Hayır efendim. Hiç de sana ihtiyacım yok. Kendi kendime de düşünebiliyorum ben. Ne oluyor? Ödümü kopardın. Sen ne zaman geldin? Ne oldu, niye kapıyı dinliyorsun? Yüzündeki kül gibi olmuş. Yeliz'in aklı gidiyor galiba İnay'la, hiç sorma. Ne? Hadi görmesin bizi, yolda anlatırım. Sağ olun. Kolay gelsin. Hadi uşaklar, salamayın da. Uy, kimleri göreyim buraya da. Nasılsın Rafet abi? Hoş geldin Bade abla. Nasılsın Samet? Sağ ol abla, iyiyim. Çok şükür.
Hatun senin buranın yollarını biri miydi? Hayır mı şer mi eseyi rüzgar de bakayım önce. Ondan sonra ben ona göre diye doğum nasıl olduğumu. Pek hayır değil Rafet abi. Yani etsen sen yardım edersin bana dedim. Çıktım geldim vallahi. Deniz fitralı duyuyorsun ha. Evet. Ayaküstü olmaz o zaman. Gel hele. Hangi mevkit uzmuş seni bir anlat da çekelim biz onu ha. Sami iki çay kap gel bize bakay. Gel bakalım gel. İyi anlat bakalım dediğini bana. Bu Arzan'ın kafasına ne dönüyor acaba yine? Ya yazık Arzu deyip durma kıza Mehmet. Anlattım sana babasının tavırlarını. Kızın psikolojisi bozuk. Bu da çok normal o şartlar altında. Biraz anlayışlı olsak ölmeyiz. Bu kız kayıp vaka. Bu kızın anlayacağı dil belli ama sen beni tutuyorsun. Sanki ben bıraksam sen onu dövebileceksin. Hem de öyle bir güzel ki. Sana yaptığı yanına kaldı ya hala içimde ukde. O kızı gördükçe böyle bütün kan tepeme sıçrıyor. Mehmet nerede? Söyle ona ne yaptın? Ha? O derdini şiddetle çözen biri değildir de. Yani en sevdiğim özelliğidir kendisinin. Sen durdurmasan ben var ya. Gelmişken bir ekmek arası yaptırayım sana dur. Aa yok gideceğim ben. Dur da. Bak sinirden titreme geldi bu. Yiyelim bir şeyle kendime geleyim de. Vay ciğersiz sargına vay. Kütüdük tutuğa yaptı yine bak. Hamit! Gidip alıp geleyim mi herif abi? Dur yiyelim. Her şeyin bir sırası var dur da. Sen bize iki ekmek arası kap gel bakayım. Sonra alırız o hamsiye ekmek arasına. Tamam abi. Evet. Ya aman neyim Rafet abi. Bak gözü korksun ben başka bir şey istemem tamam mı? O iskorpitin kılçığını temizlemek benim işim. Sen ne düşünüyorsun dahasını? Hambuk gibi ederiz biz onu. Bir daha kimsenin boğazında kalmaz gibi. Bak hele benim canavarlara sen görüyor musun? Buyurun. İyi günler hanımefendi. Biz Turgay Bey'i ziyaret için geldik. Burada mı oturuyor acaba? Evet, ben kızıyım. Siz kimsiniz? Ozan Bey eski çalıştığı şirketten bir arkadaşı. Benim babam da aynı şirkette şoför olarak çalışmıştı. Armağan adım. Babamın çalıştığı döneme dair araştırdığımız bir şey var. Bize Turgay Bey'in belki yardım edebileceğini söylediler. Anladım. Ama babamın sorularınıza cevap verebileceğinden emin değilim. Alzheimer oldu. Günden güne de ilerliyor. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ama bazen gelip gidiyor. İsterseniz bir şansınızı deneyin. Sizce sakıncası yoksa çok isteriz. Ozan seni tanır belki ne dersin? Buyurun. Buyurun. Siz geçin ben babamı getireyim. Hiç rahatsız etmese miydik acaba? Yol boyunca gerildikçe gerildin. Ne oluyor? Bu adamla ilgili bir sıkıntı mı var? Ya sıkıntı denemez de biz pek anlaşamazdık Turgay Bey'le. Birbirimizden haz ettiğimiz pek söylenemez. Özellikle onun benden. Keşke söyleseydin. Ben yalnız gelirdim. Gel baba. Bak baba bu bey senin şirketten arkadaşınmış. İsim Orhan mıydı? Ozan. Çok affedersiniz. Ben de Armağan. Merhaba efendim. Buyurun oturun.
Sen kimsin? Leman'ın kızı mı Aysun? Yok babacığım. Babamın adı Mustafa Gezici'ydi efendim. Eski şirketiniz için Irak hattında şoför olarak çalışırdı. 5 yıl önce bir saldırıda hayatını kaybetti. Şimdi birileri bana katilini biliyorum diye mesaj göndermiş. Ama kim bilmiyorum. Kim olabileceğini araştırmaya çalışıyorum. Bana bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Başınız sağ olsun. Sağ olun. Saat kaç Aysun? İşe gideceğim. Geç kalmayayım ben. Sen kendini hatırlatmayı denesene Ozan. Beni tanıyabildiniz mi Turgay Bey? Birlikte çalışırdık. Çok üzgünüm. Görüyorsunuz halini. Yine de kapınızı açtınız bize. Çok sağ olun. Keşke yardım edebilseydik. İyi günler. Güle güle. Sen yaptın. Sen yaptın. Sendin. Sen yaptın. Evet, o yaptı. Kusura bakma. Seni boş yere sürüklemişim buraya. Yazık. Adamcağız başka bir alemde. Benden pek haz etmediğini söylemiştim. Herhalde onu unutmamış bak. Bakalım onu sana mı söyledi? İşe gitmeye hazırlanıyordu. Baksana. Hay Allah. Yaşlılık ne zor. Şimdi ne yapacağız? Çok moralim bozuldu. Haklısın galiba. Bir şey bulacağım yok. Bunca zaman sonra nereden, hangi izi takip edeceğim ki? Cansu. Bade teyze. Hoş geldin. Ne oldu? Gel gel. Gel şöyle. Ben bir yol buldum kızım. Ama sana biraz iş düşüyor. Parayı geri alabilecek miyiz yani? Şşş, yerin kulağı var. Sen önce beni bir dinle. Bak şimdi, okul çıkışında sen Fırat'ı bir bahaneyle dışarı çıkaracaksın, kayıkhaneye getireceksin. Sonrasını sen düşünme artık bebeğim. Oo, katılmak isteyen çok. Evet. Bu ayın konusu için ilk çalışma takımını belirliyorum. Bilge ve... Gözde. Üzülmeyin çocuklar. Daha çok araştırma ödeviniz olacak. Ama Body Wars gibi konu olur mu hocam? Ben annemle gittim o sergiye. Orijinal vücutlar mı sahiden sergilenen yoksa kadavra gibi mi? Yok. Yani orijinal vücut ama kadavra gibi insanı rahatsız edecek bir şekilde değil. Özel bir yöntemmiş. Anlatıyorlar. Bebeklikten yaşlılığa kadar her tür detayı göstermişler. Boşuna yaşam döngüsü değil adı. Tamam. Arkadaşlarınız araştıracak. İsteyen sergiye de gider. Şimdi derse dönelim. Bilge, Gözde, siz dersten sonra gelin. Görevinizi anlatayım. Ne? Sokakta bir ineğe yakalandım. Yalvar yakaladım, polise gitmemeye ikna ettim ama tutturdu bir yakınınla görüşeceğim diye. Okulumu da biliyor. Kaçarım yok. Birinin onunla konuşması lazım. Abim var dedim. Abim gibi davranacaksın. Benim için özür dileyeceksin. Bir daha yapmaz falan diyeceksin. Başka arzun? Git başımdan. İşim var, oyalama beni. Müdüre o gün camı açık unuttuğunu, belgelerin yere uçtuğunu anlatsam. Ben rahat çalışayım diye senin onu çağırdığını, kantine ek için fikir istediğini anlatsam. Şifreyi söylesem. İnanır mı acaba senin bana kasayı zorla soydurduğuna? Lan bacaksız, sen beni tehdit mi ediyorsun? Yo, senin benden istediğin gibi yardım istiyorum. Tamam ulan,
Ama bir kez daha bana böyle çıkıntılık edersen yeminle gözünün yaşına bakmadan canını okurum senin. Anlaştık. Hadi madem gidelim. Öğrenciler var da. Benim vaktim yok. Ablamlar merak eder çok geç kalırsam. Mesut, ben gelene kadar idare et. Tamam abi. Yarın için biletleriniz. Okul çıkışına göre saatinizi aldım. Bilet saatinde giriş kuyruğuna giriyorsunuz. O kadar yoğun mu hocam? Evet. Gidince siz de anlayacaksınız çocuklar. Bu herkesin yaşaması gereken bir sergi. Okulca da bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum. Neyse, sizden bir makale ve röportaj istiyorum. Bodyverse'ün İstanbul temsilcisiyle. Alabildiğiniz kadar bilgi alıyorsunuz. Makalede de yaşam döngüsünü, insanın iç ve dış sınırlarına yolculuğunu kendi algıladığınız biçimiyle anlatıyorsunuz. Bu özel bir sergi. O yüzden kalemi güçlü olan bir takım kurdum. Hocam, yarın akşam izinli miyiz bu durumda? Buradaki saate göre geç bitebilir işimiz. Evet, ayarladım ben. Ama fazla geç kalmamaya çalışın. Tamam hocam. Görüşürüz. Öykü bu sergiyi anlata anlata kafamı şişirmişti. Neyse, yarın planı yaparız. Tamam. Alo Kerim. Size süper bir haberim var. Yarın akşam bilgiyi size getireceğim. Nereye isterseniz. Ne bu ya? Anasının nikahı. Kızım başka yer kalmamış mı adam seni buraya çağırmış? Dedim ya adam balıkçıymış. Hasbinallah. Hani nerede? Buradayız, deniz kestanesi. Siz de kimsiniz be? Cansu? Açarız, sek git bakayım uçağım teyzenin yanına. Duymadın mı dediğimi? Hadi git teyzenin yanına uşağım. Biz de bu sifatsız da hasbihal edelim. Kel, buyur. Benim makama geçelim. Ne oluyor be? Dağ başı mı burası? Ben gelmiyorum bile. Böyle havayı sen dağda nerede bulacağız? Mis gibi yiyor. Atla uçağa. Deniz havası insanın zihnini açar. Dağda gezinirsin. Kim burduya gidersin maazallah. Kel. Hadi yürü bakalım. Hadi. Şimdi Bade teyze. İnşallah bu mevzu hallolacak kuzum. Hadi gel biz gidelim artık. Bak uşağım, sen bilir misin deniz kestanesini? Manyak mısınız? Ne istiyorsunuz benden? Ne kestanesi? Şimdi denizin dilinden anlamayana zulümdür ha bu meret. Bir kere bastın mı, yandın şu ne yandın? Ayağına bir batar ki ayıkla ayıklayabilirsin. Halbuki... Aha bu kadarcık cani var. Tadına da doyum olmaz ha bu meretin. Şimdi anladın mı saniye deniz kestanesi de doğumu? Çoluğun ayağına batarmış. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Hoşo. Biz büyük lokma yeruk. Uyuyup konuşmayıp etmeyeceğimizi de demeyip.
Şimdi sen çıkarsın karaya. Bugün de sağ salim ayak bastım deyip dua edeceksin. Lakin belli olmaz. Çünkü çok hemşerimizi yutmuştur bu deniz. Biz bile dua ederiz her defasına. Ha uşaklar? Ondan sonra o yürüyemeyen gariballarının nasiplerini aldığın yere koyarsın. Sonra tikrini toplarsın, terki diyar edersin ki... Üzerine limon sıkmayayım seni. Anladın mı uşağı? Harcadım ben o parayı. O benim problemim değil. Senin problemin. Hem de büyük problem. Senin yerine olsam Allah muhafaza. Yarına kadar ne eder eder çözerim. Hayatın kıymetliyse denemeye doğru şeyler var uşağım. Misal benim sabrım. Sabrım ha bu deniz gibi engindi. Ama taştı mı da denizin gazabından beterdi. Ben de demesi. İstersen denemesi bedava ya. İçeride niye beklemedin? Şaşkın mısın kızım sen? Gel otur. Baş başa olmamız lazım da ondan. Ne oldu? Hemen panik yapma. Sesini duyunca tahmin etmiştim zaten. Alıştıra alıştıra söyle. Vallahi belki de kuruntu. Dur. Yeliz. Ne oldu Yeliz'e? Bir şey mi oldu? Bir çatlatma adamı, bir dur, anlatacağım. Sesini de çıkarma, aa. Ben gizli davranacağım diye uğraştıkça. Ne diyeyim sana ben Rafet abi? Allah razı olsun, çok sağ ol. Ha bu kerkeniz, canını sıkacak olursa uşağın bana bir telefon edeceksin. Yani öyle bir şey yapamaz da, ola ki bir kafrete düşerse diyorum, tamam mı? Tamam, tamam Rafet abi. Hadi kal sağlıcakla. Oh çok şükür. Çak bakalım Cansucuğum, çak. Rafet abi parayı yarın verecek diyor kantinci için. Yaşasın. Bana bak, sakın okulda yalnız kalma onunla, tamam mı? Ben yarın seni okuldan alırım. Yalnız da dönme. Bir şey yapamaz. Rafet abi onun kulağını sağlam çekti ama biz yine de tedbirli olalım. Sana bir şey derse, tehdit falan ederse hemen bana haber veriyorsun, anlaştık mı? Oh. Şey, Bade teyze, yarın beni alınca... Huysuz amcaya götürür müsün? Geldiğimden beri gitmedim ona. E artık utanmadan gidebilirim herhalde, değil mi? Tabii, tabii gideriz. Utanmana gerek yoktu ki zaten. Altın yere düşünce illaki çamura bulanır. Ama yine de altındır. Gizli gizli ne konuşuyorsunuz siz? Hepimiz kafa dolu olunca yüksek sesle konuşuyoruz ama Eylül. Öyle canım. Da. Yeliz'inki pek öyle gelmedi bana. Dinliyor. Karşısında biri varmış gibi cevap veriyor. Eskisi gibi mi acaba diye korktuk. Yok canım. Eskisi gibi değil, iyileşti artık. Ceyhun olayı onun için büyük şok oldu. Üstüne bir de kaza. Çocuk hala yaşam savaşı veriyor orada. Tamam kızgın ama yine de vicdan yapıyorken böyle birden hiçbir şey yokmuş gibi normal hayatına dönüvermesi sana da biraz anormal gelmedi mi? Bir şey çıkmasın. Ceyhun iyileşsin. Böyle böyle biz de onu geride bırakalım. Bu saçmalığı atlatalım diye dua ediyordum Eylül. Hiç gücüm kalmadı desem. Hiç ama.
Farkındayım canım. Sırtındaki küfeye bir yük de ben ekledim, kusura bakma. Ama şimdi atmasam taşınmaz hale gelir mi diye korktum. At Eylül'üm, at. Alıştık. Küfe boş kalmıyor ki. Boş kaldığı gün taşıyamayacağım herhalde. Bana ait olamaz diyeceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim. Niye sordun ki? Öylesine. Hal hatır sormayalım mı Yeliz'cim? Bak ne diyeceğim. Gel. Osman Bey'e hiç gidemedik bu ay. Hep bir şey oldu, erteledik. Yarın bir gidelim mi? Nereden çıktı şimdi bu? Kontrollerini aksatmamamız lazım, biliyorsun. Yine hastalanmak istemezsin herhalde hayatım. Eylül mü doldurdu seni? Sabah kontrole geldiğinde anlamıştım. Kendi kendine konuştuğunu duymuş. Bade abla da seni geçenlerde biriyle kavga eder gibi tek başına konuşurken görmüş. Bir gidelim, bir konuşalım doktorunla. Aynı sarıları görme yine. Bravo ya. Durdun durdun, bunu buldun demek. Beni başından savmak için ne zaman ne üreteceksin diye bekliyordum zaten. Yeliz, ben yine hastalanma diye. Ben hasta falan değilim. Öyle olsam zaten çıkarmazlardı. Ama işine geliyor değil mi hasta olmam? Benimle yaşamak batıyor sana. Baktım ben yokken rahat da ortalık ha? Ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Hep aynı masal. Hep. Sözde hep bizi düşünürsün sen. Ama iş icraata gelince görüyoruz ne düşündüğünü. Param da az kaldı tabii. Çalışmıyorum da. Yük oldum sana değil mi? Yeliz, o nasıl söz? Bu ne zaman konu oldu bizim aramızda? O zaman beni deli gibi göstermek için arkadaşlarını örgütleme. Gelmeyeceğim bu defa bu oyuna. Hayatta her şey senin isteyip planladığın gibi olmayacak abla, kusura bakma. Sen bizi evde de mi istemiyorsun artık? Abla. Sen deli değilsin abla. Bir daha hastaneye gitme ne olur. Bırakma beni yalnız. Gitmeyeceğim ablam. Götüremeyecek, atamayacak bu defa başından beni. Bak diyorum ki bu çiçeği şöyle koysak. Sonra şunları da şuraya koysak. Bu çok sade kalıyor bunların yanında. O zaman hani şu boncuklar var ya. Şuradaki gibi bunun üstüne işleme yapacağım. Sonra biraz da burası sade geldi bana. Ona da dediğim gibi bak, daha önce işledim görüyor musun? Hatta belki bir tane daha. Aynı desenden. Şöyle koyup yine bu boncuklarla. Bunun üstüne işlerim. Ne dersin? Güzel. Yani iyi fikir, öyle olur. Armağandır. Gönlü güzel kızım, fedakar kızım. Sana ne giysen yakışır ama senin aklın ilkinde duruyor. Sabah uyandığımda ne kadar şanslı bir adam olduğumu düşünüyorum.
Beni seven, beni düşünen, her durumda yanımda olacağından emin olduğum güzeller güzeli bir sevgilim var. Peri Padişahı'nın kızı gibi dokunduğun hayatım seninle anlam buldu. Ve eminim çok güzel bir masalımız olacak. Bütçe denklemesine de kafa yoracağımız günlerimiz olacak belki. Ama hayatımın en güzel yolculuğuna başlarken değil. O gün sevdiğim kadını hayal ettiği gibi, hayal ettiğim gibi görmek istiyorum. Kaldınız kızım, kimmiş gelen? Çok güzel. Değil mi? Nasıl bir adamsın? Aşık. Ben yanlış anlamamışım değil mi? Beğendiğin gelinlik oydu. Öbürü ne olacak? Ona da öyle az para vermedim. Geri ver, at, sat, yak. Hiç önemli değil. Senin gülüşünden önemli değil. Nasıl hissettin kendini gelinliği görünce? Belli olmuyor mu? O zaman bırak gerisini düşünmeyi, tadını çıkar. Ben sana hep böyle hissettirmek istiyorum. Ağlatma beni, yeter. Son nefesime kadar bunun için mücadele edeceğim bir tanem. Sadece sevinç gözyaşları aksın gözlerinden. Seni seviyorum deli adam. Seni seviyorum huysuz ama tatlı kadın. Alın bakalım çocuklar. Tamam, sırayla sırayla. Gel benimle. Al bunu, koy yerine. Koymama yardım etmeyecek misin? Edeceğim Allah'ın cezası. O çiroz bacaklarını koparıvermek var ya. Öğle yemeğine gittiği saat gel yine müdürün oraya. Sonra da bir daha karşıma çıkayım deme. Sibel, Andaç'ın fatura bilgileri. Bunlar ne? Hiç sorma. Neslihan rahatsızlandı ya, bunları da girmek bana kaldı. Bilmiyorum nasıl yetiştireceğim. Bir sürü de başvuru var. Bazıları o kadar kötü yazılmış ki. Şu elimdeki mesela. Geliyorum. Peki. Ozan, bana bu notu Baran yazmış. Anlamadım. Bak şuraya, ağlara bak. Nelere bak. Bunca zaman sonra o adamla bu notun aynı zamanda ortaya çıkması normal mi? Değil. Niye akıl edemedim? Düşündüm. Ama bir şey biliyor olabilir mi diye düşündüm. Bunu yapacağı hiç aklıma gelmedi. Onu mu arıyorsun? Sinirden numarayı da bulamıyorum. Kaydetmiştim halbuki. Seninle doğrudan doğruya konuşacak olsa isimsiz not göndermez. Ama o zaman bildiğimi bilmiyordu. Şimdi bana bir cevap vermek zorunda.
Alo bacım. Merhaba, nasıl oldunuz? Çok şükür, çok şükür. Daha iyiceyim. Sizi sormalı. İyiyim ben de, sağ olun. Biliyorum rahatsızsınız ama bir konuda bir yardım isteyeceğim. Ofise uğrayabilir misiniz? Hayırdır inşallah. Yaramaz bir durum yok ya. Yok yok. Gelince anlatsam olur mu? İyi olur bacım. Geliyorum hemen. Sen çok kötü oldun hayatım. Git önce elini yüzünü yıka biraz. Kendine gel o gelene kadar. Bu halde nasıl konuşacaksın? Paçalar tutuşmuş birinde. Kıvran hele Uzan Bey. Öyle kolay değil bu işler. Ne işin var burada? Kapı açık mı kalmış? Açıktı efendim. Kantinci abi gönderdi beni. Siz odada mısınız diye kontrole geldim. Bir şeyler getirecekmiş galiba. İyi ya, odamdayım. Bir daha ben yokken girme. Akşam çok geç kalmayız değil mi? Etütü yapmam lazım benim. Kalmayız herhalde. Ne bileyim ne kadar sürecek. Sen yine de erken dövmeye çok bel bağlama. Selamün aleyküm bacım. Gel Baran. Ben de seni bekliyordum. Kim bu? Bilmiyorum. Merhaba Ozan Bey, nasılsınız? Hayırdır inşallah. Bir kabahatin mi oldu? Bir hal var sizde. Bir de soruyor musun? Bu ne ha? Bu ne demek? Bacım. Bacım deme bana. Bu notu sen yazmışsın. Bu senin formun. El yazınla doldurmuştun. Bu yazıyla ikisi birebir. Şimdi kes şu bilmiyorum numaralarını da bana ne işler çevirdiğini anlat. Ne demek babanın katilini biliyorum ha, ne demek? Çıktın evimize geldin. İş istedin. Yardım ettik. Ozan sana iş verdi. Senin amacın ne be adam? Konuşsana! Bir şey söylesene! Babamın katilini biliyor musun gerçekten? İşin aslı bacım. Ben paraya sıkıştım. Bizde para ne arasın? Siz de o gün Ozan Bey'i görünce, o beni tanımadı ama ben şirketten hatırladım onu. Paralı olduğunu biliyorum. Dedim ki, senden böyle bir bilgi için para isteyim. Nasıl olsa Ozan Bey verir.
Saçmalamadan bir şey mi uydurdun yani? Sen ne biçim bir adamsın be? Biz seni adam bildik. Kapımızı açtık, kalbimizi açtık. Hayvan herif. Yazıyı okuduğumdan beri ne çekiyorum, haberin var mı senin? Hastayım. Çok para lazımdı. O zaman öyle söyleseydin. Defol git. Defol git, gözüm görmesin seni. Bir daha buraya adımını atma. Armi. Tamam canım. Tamam. Gel buraya. O güzel hatırın için bu defalık sustum. Bir dahakine dökerim kağıtlarımı ortaya. Armi, tamam canım. Ya tamam. Bak her şeyi anladık en azından. Sakinle biraz. Nasıl sakinliyim ya? Nasıl hazmedeyim bunu? Adamın yaptığına bak. Ya sen de fazla kaptırdın kendini. Baban öleli 5 yıl olmuş. Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Babanı geri getiremez. Hem kim nereden bilebilir bu saatten sonra katili? Bence bu kadar duygusal davranma. Kendini yok yere yıpratıyorsun. Duygusal ha? Babam için yanmadan 5 saniyem geçmedi benim. Ama sen bunu nereden anlayacaksın? Ben de babamı kaybettim. 80 yaşında. Kendi yatağında, huzur içinde. Torununu bile görerek. Benim babam ölmedi. 39 yaşında ekmek parasının peşinde öldürüldü. Biz onu kaybetmedik. Onu bizden aldılar. Hayatımızı bizden aldılar. Cansu daha 5 yaşındaydı. O yaşasaydı belki bugün annem de hayattaydı. Hatta ablam da. O yaşasaydı bizim bambaşka bir hayatımız olacaktı. Çok haklısın. Ben öyle demek istemedim. Özür dilerim. Emrindeki herhangi bir şoförden biri olduğunu unutup kafanı şişirdim yine. Ben özür dilerim. Bir daha dikkatli olurum. Ya Armağan yapma. Bunu deme bana. Sıkıntılarımla mesainden çalmayayım daha fazla. Çıkıp hava alalım. İkimiz de çok gerildik. Ya sorunların olduğunda içine kapanıyorsun. Beni hep dışarıda bırakıyorsun. Böyle ne kadar daha yürütebilirim Armağan? Daha ne kadar yüzüme çarptığın kapıları açmaya uğraşabilirim. Tamam Ceyda, fırlayıp getiriyorum. Yalnız Ayça bana hemen lazım. Merak etme, halledeceğim. Sen masana git, ben de devam edeyim. Alo Armi. Alo. Efendim Yeliz. Biz akşam Simge ile buluşacağız. Gelmiş yurt dışından. Onda kalacağım bu akşam. Allah Allah. O nereden çıktı şimdi durup dururken? Akşam Simge bize gelsin o zaman. Sen nereye gidiyorsun? İzin almak için değil. Haber vermek için aradım. Yeliz. Öğüt veren sesinle başladın yine. Arkadaşımla buluşmayı beceremeyecek kadar deli değilim ablacığım. Sen beni merak etme, olur mu? Ben de en az senin kadar bakarım başımın çaresine. Bilge, hazır işimiz erken bitmişken ben bir arkadaşımın evine uğrayabilir miyim? Sen bilirsin, ben yalnız dönerim. Sorun o işte. Sen gidersen ben ne diyeceğim? Disiplinlik olurum. Babam da canımı okur. Ama ikimiz de geç gidersek proje çalışması uzadı deriz. Buluruz bir hikaye. Benim dönmem lazım ama, ders çalışacağım daha. Çok uzak değil buraya. Yani çok da kalmayız. Okuldan pek çıkamadığım için görüşemiyoruz. Çok özledim. Hadi miyavlatma insanı. Hem 40 yılda bir işim düştü sana. İyi peki. Ama çok kalamayız. En fazla yarım saat, ona göre bak. Tamam, yeter.
Sağ ol. Bir şey değil. Oho baba, o gol de kaçar mı ya? Unutmuşsun sen bu oyunu. Berkay'cığım, tamam oğlum. Bir oyun dedim, bu üçüncü. Gözlerin kızardı artık uykusuzluktan, hala direniyorsun. Öp babanı. Doğru yatağa. Annen haklı yakışıklı. İyi geceler. Sen yatırsana baba. Biz biraz konuşacağız babanla. Bize izin ver bugün biraz, olmaz mı? Bu defalık izin verdim. İyi geceler. Bir şey mi oldu? Berkay'ın dershanesini değiştirecektik ya. Ne zaman gideceğiz? Sen gitsen olmuyor mu? Sen beraber gideriz dedin. Ben de senin yüzünden sallayıp duruyorum. Bir sürü işle, bir sürü dertle uğraşıyorum Gaye. Onu da sen hallediversen ne olur? Ben halletmem demedim ki Ozan. Öyle konuştuk diye. Ozan, her gün daha düşünceli, daha agresif oluyorsun. Berkay'la oynarken bile burada değildin ki sen onunlayken her şeyi unutursun. Ben seni en son ne zaman bu kadar kötü gördüğümü biliyorum. Endişelenmeye başladım senin için. Armağan. O adamın kızı. Hangi adam? Tırda öldürülen. Sen kimseyi öldürtmedin. Kendimizi kandırmayalım Gaye. Tırın yolunun değiştiğini, saatini falan ben vermedim mi adamlara? Tırı boşaltın diye ben emir vermedim mi? Kimseye zarar vermeyin diye özellikle belirttin ama. Sen sadece bilgi verdin. Ne yapabilirdik Ozan? Canımız can çekişirken ne yapabilirdik? O günün şartlarında o kadar parayı nereden bulacaktık? Berkay'ı kaderine mi terk edecektik? Onsuz nefes alabilecek miydik? Ameliyat ne olacaktı? Başka bir aileyi mahvettik. Böyle olacağını bilmiyorduk. Ne fark eder ha? Ne fark eder artık? Adam öldü mü? Öldü! Şşş! Berkay uyanacak. Demek o yüzden bu kıza bu kadar bağlandın. Sen vicdan yükünden kurtulmaya çalışıyorsun. Alakası yok. Armağan hayatıma girdiğinde bunlardan haberim yoktu. Ama vazgeçilmez olduğunda vardı. Aşkla merhamet ince bir çizgidedir Ozan. Kendi hayatında diyet ödemeni istemediğim için söylüyorum. Yanlış anlarsın şimdi sen beni. Ya Ozan! Deniz ne oldu? Neredesin sen, ne oldu? Arkasında. Arkadaşımla buluşacaktım. Serseriler saldırdı. Birden
çıktılar. Çok kötüyüm. Tamam. Ben ablanı alıp geliyorum. Hayır. Hayır, sakın. Neden? Arama, ne olur bilmesin o. İstersen sen de gelme. Ya neden Yeliz? Şimdi konuşamam. Tamam, sen de gelme. Vazgeçtim. Tamam. Aramayacağım. Sakin ol. Ben geliyorum. Yalnız. Ne olmuş Ozan? Ya Yeliz saldırıya uğramış. Gidip onu almam lazım. Hay Allah. Bir şey yoktur inşallah. İyiyim dedi ama... Dikkatli git Ozan. Sen de pek iyi değilsin. Teşekkür ederim. Keşke o zaman başka bir çıkışımız olsaydı. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Ya bir iyilik yaptın, ömrümü yedin kızım, bir huzur ver. Ya arkadaşıma gideceğiz dedin, sen parti demedin bana. Hele bu gıcıklarla. Hafta içi ne partisi bu böyle? Bunlar üniversiteli kızım. Bak etrafına, tek çön biziz. Bunu da o kadar bağırmasak. Bir saat çık canım, bir saat çık takılacağız. Ölmezsin. Heyeti. Vallahi top sende artık, gerisine ben karışmam. Öyle yabancı gibi durma ya. Eğlen biraz, bir şey iç. Gerek yok. Emir, bir kola verir misin? Al kardeşim. Sağ ol. Bir kola iç bari. İçmeyeceğim dedim. Pardon. Aslında. Sağ ol. Hastaneye gidelim mi? Var mı bir şey? Çantamı almaya çalıştılar. Beni sürüklediler, bırakmadım. Ya bıraksaydın, alsaydılar. Tamam. Tamam, geçti. Hadi sakin ol. Hadi gel, seni eve bırakayım. Aramadın değil mi ablamı? Telaşlanmasın diye aramadım. Ama merak etmiştir o da seni. Yok, etmez. Beni arkadaşım da biliyor. Arkadaşım da beni almaya gelmedi. Telefonda cevap vermiyor. Olsun, söyleriz. Arma onu hiç sevmez. Bir daha görüştürmez beni. Bir daha dışarıda çıkarmaz. Gidersem eve ben demiştim diyecek şimdi. Bir sürü laf söyleyecek. Gitme demişti bana, kavga ettik. Ya ama haksız mı Yeliz? Daha kötüsü de olabilirdi. Bak, bir de onun diyeceklerini düşün. Götürme beni eve ne olur. Gerçekten katlanamam, ne olur. Ah!
Yeliz. Gel biz arayalım ablanı. Seni böyle görünce bir şey demez, merak etme. Görmesin ne olur. Hem çok korkar, çok üzülür. Zaten bu ara çok sıkkın gibi o. Çıkmama da izin vermek istememişti. Yalnız baş ederim diye ahkam kestim, şu halime bak. Beni böyle görmesin ne olur. Zaten bu gece simgede kalacağım sanıyor. Tamam. O zaman sana kıyafet ayarlamaya çalışayım. Sen benim odada yatarsın. Sen? Ben buradayım. Özür dilerim. Seni de rahatsız ettim. Saçmalama. Duymayayım bir daha öyle bir laf. Ben duş alabilir miyim? Benim odadaki banyoyu kullanırsın. Ben sana havlu da hazırlarım yatağın üzerine. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Vay be! Meğer ne rol kabiliyeti varmış sende. Adam sana bir şey dememiş Armi. Kendince yatıştırmaya çalışmış. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ozan da çocuk değil. Öyle ikide bir aklına esince adamı haşlarsan o da posta koymakta haklı. Kendimi frenlemem lazımdı, farkındayım. Bütün hıncımı ondan aldım. Sonuçta adamın ne mecburiyeti var? Tamam, seni seviyor. Senin sorunlarında illaki ilgilenecek. İlgileniyor da. Ama işin bir de gerçeği var. Sen kendini koy onun yerine. Onun babasına ne kadar üzülebilirsin? Seninle aynı duyguları paylaşmasını beklemek olmaz. Haklısın. Çocuk gibi davrandım. Aramadı da bak bütün gece. Ayrıldık mı biz acaba? Yok canım. Sanmam. Seni öyle kolay kolay bırakacak birine benzemiyor da yüz göz olmak istemiyordur. Sakinleşin diye bekliyordur. Olgun adam ne de olsa yapması gerekeni yapıyor. Ben ne yapacağım peki şimdi? Vallahi gönlünü almanın bir yolunu düşüneceksin. Bir hoşluk yapacaksın. Ozan mı yoksa? Yeliz Hanım. Simge'ye geldik, evde takılacağız diye haber vermiş sağ olsun. Bir de Simge çıktı yine başımıza. Yoktu, ne güzel iyiydik. Yeliz'i doktora götürmeye nasıl ikna edeceğiz sahi? Hadi senin düğün hazırlıklarını konuşsak ya. Bari içimiz açılır gece gece. Amma dar mısın sen ya? Şişt, taşı kendini biraz. Of, taşıyabilsem. Hep o kek yüzünden. O senin haplarından. Onlardan vardı değil mi içinde? Allah haplarını da senin de belanı versin. Kibarcığımız bela da okurmuş ha? Hey, uyanın. Kızım okuldan attıracaksın bizi salak. Allah'ım yarabbim ya. Ne oldu? Eli körü oldum. Nasıl? Bir sus kızım ya. Allah manyak oldu bu. Tut şunu, salan diye mi çağırdım seni Şeyma? Küp gibi hatun. Sensin şişko. Sen ne yalakasın. Allah'ım yarabbim ya. Uçmuş bu. Bela oldu başıma. Allah gizli de bırakın. Ne içirdiniz bana? Başım dönüyor. Şş, kızım hadi uyu. İyileşirsin sabaha, bir şeyin kalmaz. Kes sesini artık. Bak hocalar duyar. Neler oldu? Mal alabildin mi? Kızım bir dur. Kendime geleyim. Kolum ağrıdı salağı taşıyacağım diye. Abla, taç yapalım mı? Ya aşkım, kıyamıyorum ki ben çiçeklere, yazık. Of,
aşkım, ben yaparım. Ya toplamış çocuk? Öyle de böyle de ölmüş çiçekler Bilge. Bari can kuşumun saçlarını süsleyerek mutlu olsunlar. Kızlar, yemekten sonra istop oynayalım mı? Süper olur. Saklambaç oynayalım. Cansu başka bir şey bilmez zaten. Kızlar durun. Taç yapmadan önce fotoğraf çekelim. Hadi. Nasıl ya, böyle mi? Hadi. Evet. Evet, çekiyorum. Çekiyorum. Durun, ben de geleyim. Peki. Çekiyorum, bak herkes kameraya baksın. Yeliz, ne yapıyorsun? Günaydın. Gürültü etmeyeyim diye uğraştım ama hiçbir şeyin yerini bilmeyince. Ya sen ne zahmet ettin ki? Hiç gereği yoktu. Ben giyinip çıkacağım zaten hemen. Seni de erkenden eve bırakayım. Senin için bir şey yapmak istedim. Teşekkür mahiyetinde. Aslında krep yapacaktım ama un bulamadım. Ya bulamazsın. Ne işim olacak benim unla? Gerçekten hiç uğraşma. Armiye beni satmadın ya Ozan. Hayatımı nasıl kurtardığını bilmiyorsun. Bir de dün hemen koştun, yetiştin. Ya koşacağım tabii. Siz benim ailem sayılırsınız artık. Her durumda elimden geldiğince yanınızda olmak isterim. Kapıcıdır. Şunu da verir misin o zaman?